Program akışını arz ediyor Sayın Valim. Sayın Dışarı İstiklal Marşı. Sayın müdürlerim, sayın misafirlerimiz, sevgili Karakol Mahallesi sakinleri, hepiniz kentsel dönüşüm başlama törenimize hoş geldiniz. Yıllardır Siirt'in hayali olan kentsel dönüşüm projesini bugün gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kadim Siirt'imizin kadim mahallesi olan Karakol Mahallesi'nde ilk kazmayı vurmanın şerefini sizlerle beraber yaşamanın kıvancı içindeyiz. Selçuklu'dan kalma Ulu Camimizi birinci etap kentsel dönüşüm çalışmasının merkezine koyarak bu projeyi planladık. Geçmişimizi, ulu tarihimizi geleceğe bağlayan bu mahallede köprü görevinde olmaktan gurur duymaktayız. Malumunuz binalarımız eski ve depreme dayanıksız. Sokaklarımız dar, ambulans, itfaiye ve diğer hizmetler ihtiyaç olduğunda sıkıntı yaşanmaktadır. Sağlıklı bir şekilde doğalgaz ve diğer altyapı hizmetleri mahalleye ulaşmasında zorluklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla bütün bu altyapı sıkıntılarını giderecek modern bir şehircilik standartında en önemlisi depreme dayanıklı bir mahalleye sahip olacağımız için bu çalışmayı başlatıyoruz. Öncelikle bu kentsel dönüşüm projemizin ilk adımı şimdiden hayırlı olsun. Ben inanıyorum ki şu anda bu proje Siirt'te yapacağımız en önemli ve en hayırlı projelerden bir tanesi. Yani diyebilirsiniz ki niye böyle altını çizerek bunu bu şekilde vurguluyorsun? Çünkü çok basit bir örnek vereyim. Allah göstermesin. Sadece bir bu mahallelerde bir yangın olursa doğru dürüst itfaiye giremez. Bir de diğer bir husus. Siirt'imiz birinci derece deprem bölgesi. Daha evvelki konuşmalarımızda da bunu belirttik. 6 Şubat depremi bize ciddi anlamda bir ders verdi. Yani her şey olabilir. Yani Allah göstermesin. Ben hakikaten onu düşünmek istemiyorum. 6 şiddetinde veya 7 şiddetinde bir deprem Siirt'imize olursa yani gerisini gerçekten hani Allah muhafaza. Ne olacak kimse bilmez. Onun için biz bir bütün olarak bunu ele almamız lazım. Sadece bu etap değil, arkasına gelecek ve şehrin tümünü Allah'ın izniyle alacak. Ve ben biliyorsunuz daha evvel geçmişte Bayındır Müdürlüğü'nde yaptım. O zaman beton santralları diye bir şey yoktu. Cebare ile betonlar dökülüyordu. Şu anda bir kıyaslama yap. Bugün C35 beton döküyoruz. Onların bir karo testleri yapılırsa inan ki C10'u da bulamayız. Öyle bir sıkıntı. Onun için biz bütün şehri bir bütün olarak ele alacak, tabii etap etap olacak. Ve daha güzel. Bak sadece resimde de gördüğünüz gibi ikisini kıyasladığınız zaman farklı bir şey ortaya çıkıyor. Çok farklı bir şey ortaya çıkıyor. Bir de hele bu tam böyle inşa edildiği zaman o zaman bir görelim. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli kat malikleri, sevgili Karakol Mahallesi sahipleri, sakinleri, çok kıymetli hemşehrilerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmamın başında şöyle bir soru ile sizlere hitap etmek istiyorum. Bir işi yıkmak mı daha kolaydır, yapmak mı daha kolay?
herhalde hepinizin ortak kanaati yıkmak daha kolay diyeceksiniz. Ama kentsel dönüşümde hakikaten yıkım aşamasına geçebilmek yapmak kadar zor. Ve bu noktaya gelebilmek uzun bir süre almış. Özellikle eski mahallelerde mülkiyet sahipliği, karışık mülkiyet sahipliği bir yana, bir de kentsel dönüşümü belki biz iyi anlatamadığımızdan veyahut da belki de meseleyi çok iyi kavranamadığından maliklerin uzlaşmama gibi bir durum vardı. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bu aşamaya kadar gelebilmek oldukça zahmetli oldu. Ama gelinen noktada bugün artık %80 seviyesinde bir uzlaşı sağlandı. Özellikle burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Hükümetimize, Hükümet Üyelerimize, Çevre Şehircilik Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Parlamentoda yapılan son değişiklikle de kentsel dönüşümün önü ciddi manada rahatlamış ve bizim bu anlamda bir takım karşılaştığımız sıkıntılarda kolay aşılabilir hale gelmiştir. Bu vesileyle kentsel dönüşümü hızlı ve çabuk yapmamız gerektiği aşikar. Çünkü geçen sene bu vakitlerde yaşamış olduğumuz asrın felaketi hepimize tekrar yeniden kentsel dönüşümün ne kadar ivedi yapılması gerektiğini bir kez daha karşımıza çıkardı. Sevgili hemşehrilerim, eski Siirt olarak bilinen ve 6 mahalleyi kapsayan, kentin kültürel dokusunu oluşturan, her Siirtlinin öyküsüne, anısına ev sahipliği yapan bu bölge kentsel dönüşümde de öncülüğü hak etmiştir. Tarihi öneme sahip yapılar dışında tarihi değeri olmayan binaların tamamı projeye uygun olarak yeniden inşa edilerek Siirt'in tarihine, mimarisine ve kültürüne uygun hale getirilecek ve çarşılar korunacaktır. Bu proje birinci etap içerisinde toplam 14.800 bin metrekarelik bir alan söz konusudur. Bu alanda 142 hak sahibi vardır. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz hep beraber Sayın Milletvekilimizin, değerli mesai arkadaşlarımın, hemşehrilerimin katılımıyla TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kardeşlerimize 25 hak sahibine anahtarlarını teslim ettik. Ki onlar buradan taşınabilsinler ve buradaki bugün başlattığımız yıkım çalışmalarını hızlandıralım. Önce kimseyi mağdur etmemek anlamında önce ev sahibi olmak isteyenlere ev sahibi yaptık ve kiraya çıkmak isteyenleri de aynı şekilde uzlaşarak kiraya çıkardık. Bu yapılan hizmetlerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımıza, emeği geçen Sayın Milletvekilimize, yerel yöneticilere, bütün hemşehrilerimize şükranlarımızı bir borç biliyorum.